Valizde sadece bu vardı. Sana yakışıyor. Alara nasıl? İyi. Odasında dinleniyor. Ben de onu almaya gidiyordum. Buyur. Ben mani olmayayım. Bugünkü halin neydi öyle Selim? Ne vardı ki halinde? Bu kadar rekabetçi olduğunu bilmiyordum. Alara'yı paramparça etmek ister gibi bakıyordun çünkü. Kazanmak istemek suç mu? Neyi kazanmak istiyorsun Selim? Hadi git. Alara beklemesin. Beklesin. Sen soruma cevap ver. Niçin o kadar hırslı yarıştın? Alara'yı yenmek için mi? Ödül için yarışmayacağını söyledin. Neyi kazanacaktın? Demir. Ben istedim ki... Ne istedin? İstedim ki... Merhabalar. Merhaba. Selam. Ben Alara'yı almaya gidiyorum. Yemekte görüşürüz. Nerede bu diş fırçası ya? Demir. Banyodaki her şeyi Demir toplamıştı. İşte. Rahatsız ettim, kusura bakma. Gel, buyur. Ne oldu Selim? Benim banyo malzemelerim. Diş fırçam falan. Sen toplamıştın. Valizimde yoklar. Çantanın içinde. Alabilirsin. Hangi çantada? Senin orada yalnızca bir tane çanta var. Diğeri valiz. O zaman çantandan açıp alır mısın? Çünkü ben karıştırmak istemiyorum. Al işte içinden Selin. Eve yerleşirken bütün kolilerimi karıştırıyordun. Şimdi mi çekiniyorsun? O sen bir ilişkiye başlamadan önceydi. Şimdi ben nereden bileyim içinde ne var ne yok. Saçma sapan bir şeyle karşılaşmak istemiyorum. Sen kızardın mı biraz? Bir yüzünü yıka istersen. Demir, eşyalarımı verir misin? Olur. Al. Selin dur.
Sen neden buranın odasındaydın az önce? Sen güvenlik kameralarından bizi mi takip ediyorsun? İlişki yasam bozulmasın diye bu kadar ileri gidiyorsun yani. Onun odasından çıkıyordun az önce Selin. Ben sana soruyor muyum Alara ile Paris'te ne yaptınız diye? Ne yaptığımı biliyorsun Selin. Herkes biliyor. Saklamıyorum çünkü. Doğru söylüyorsun. Özür dilerim. Ben haddimi aşıyorum. Bu neticede senin özel hayatın. Ayrıca Burak olayını da merak ediyorsan, başı ağrıyordu, götürüp ilaç verdim. Senin kurallarını çiğneyecek bir şey olmadı yani. Selin bir dakika. Oda servisini çağırdım. Seni bekliyorum. Yorgunum Alara. Yatıyorum. Sana iyi geceler. Geldim. Efendim Azmi Hanım? Ay kusura bakmayın Demir Bey. Rahatsız ediyorum ama Selin'i bulamıyorum. Bütün gece odaya gelmedi. Aramadınız mı? Cep telefonu, eşyaları, çantası her şey odada. Birinin yanında kalmıştır belki. Yani Merve ile Ayda'nın odasına baktınız mı? Ay yok, herkese sordum. Kimse bilmiyor. Aramaya mı çıksak acaba? Ay Burak Bey falan mı haber versek? Telaşlandırma şimdi kimseyi. Ben zaten hazırım. Çıkar bakarım şimdi. O zaman ben buraları aramaya devam edeyim. Siz de kayıkhanenin o taraflara bakın isterseniz. Tamam. Selin'i bulunca haberleşelim. Tabii Demir Bey. Buradan biri kayık kiraladı mı bu sabah? Ya da dün gece kiralayan oldu mu? Ben yoktum ama dün gece bir kadın gelmiş. Normalde yapmayız da çok ısrar edince vermişler. Selin. Ay ne oluyor ya? Ne bağırıyorsun? Ya delirdin mi sen? Kayıkta mı uyudun bütün gece? Ya arkadaşım sana ne ya? Ya ben bir dakika yalnız kalamayacak mıyım? Kocaman gölde bir gelip beni nasıl buldun? Ödümüzü patlattın Selin. Azmiye hala seni arıyor. Bu nasıl bir sorumsuzluktur ya? Çocuk gibi gelip buraya saklanmışsın. Gel buraya. Gelmeyeceğim. Ayrıca sen sevgini bırakıp niye geliyorsun ki? Selin saçmalıyorsun ve canım çok sıkılıyor şu an. Uzatma da dönelim hadi. Gelmeyeceğim ben. Git herkese söyle iyiyim. Seni almadan hiçbir yere gitmiyorum. Gideceksin. Gitmeyeceğim dedim. Ya Demir gideceksin. Göreceğiz. Gel buraya. Demir bırak bak düşeceğiz. Selin bak dikkat et düşeceğiz şimdi. Beni sinirlendirme bak kötü olur. Selin dedim. Bırak Demir. Selin al. Ah!
lütfen ya. Demir! Demir! Ya Demir neredesin? Ne olur bir ses ver Demir. Demir ne olur ölme lütfen. Ya Demir çok özür dilerim. Ne olur çık. Demir bak atlayacağım şimdi Demir. Ya Allah'ım çok özür dilerim Demir. Ne olur dinle ya Demir. Demir tamam atlıyorum bak atlayacağım gerçekten. Selin. Demir. Demir, iyi misin? Ya, gel. Çok korktum ya. Bilerek yapmadım. Vallahi ya ödüm koptu. Sana bir şey oldu sandım, çok korktum. Ya iki saat orada avaz avaz bağırdım. Niye ses vermiyorsun? Biz niye buraya çıktık ayrıca? Bu halde otele dönmek istemediğim için. Üstüm başım kurusun sonra gideriz. Ya tamam, ben daha önce buraya gelmiştim. Şurada bir yerde bir kulübe gibi bir şey var, oraya gideriz. Sen yine macera arıyorsun galiba. Bir ormanda kaybolmamız eksik. Ya ne macerası ya? Yağmur ormanlarında değiliz. Küçücük yer burası. Ayrıca kulübede kuru kıyafet falan vardır. Böyle geç kurursun, hastalanırsın. İyi tamam. Önden buyur. Çalışıyor mu? Hayır tabii ki. Seninkinden sonra bu da bozuldu. Yenisini almak lazım. Merak etme. Neyse ki yanında ben varım. Seni şıp diye ulaştıracağım kulübeye. Bence sen daha ne kadar yürüyeceğiz onu söyle bana. Tamam, az kaldı. Bak hemen şu ağaçlıkları geçince. Selin 10 dakika önce de aynı şeyi söylemiştin. Sen kulübenin yerini biliyor musun? Biliyorum tabii. Hem de avucumun içi gibi. Hayır bana daireler çiziyormuşuz gibi geldi de. Ya ben Akgöl Yaylası'nın ormanlarında oynardım. Ormanda yön bulmak çocuk oyuncağı benim için. Çok havalanma istersen. Sendeki yön bilgisi herkeste var. Ya. Öyle. İlkokulda öğretiyorlar. Ağaçların üstündeki yosunlar kuzeyi, karınca yuvaları da doğuyu gösteriyor. Ne var bunda? Güneyi. Ne? Karınca yuvaları. Ağızlarını güneye doğru yaparlar. Selin inan bana şu an zerre kadar umurumda değil. Nereye yaparlarsa yapsınlar. Ya şu kulübeyi bulur musun bir an önce? Bak üstüm de neredeyse kurudu. Otele döneceğim ben şimdi. Tamam ya bulacağım şimdi bak. Buralarda bir yerlerdeydi galiba. Bir dakika. Galiba mı? Ben gelmeyeli tabii biraz zaman oldu. Yani kulübeyi kaldırmış olabilirler. Sen hatırlamıyorsun değil mi kulübenin yerini? Yok hatırlıyorum. Böyle... Ormandan kıyıya doğru inerken öyle oralarda bir yerlerdeydi. Peki sana 100 puanlık uzman sorusu. Kıyıdaki kulübeye gitmek için neden ormanın derinliklerine girdik Selin? Sen bilerek yapıyorsun değil mi bunu? Kaybolalım diye. Ormanı bilmeyen adamları kandırıp inime götürüyor. Sonra kurt kardeşlerimizle onlardan harika bir ziyafet çekiyoruz. Kıyıda yol yok. Kayalıklar kapatmış, yol yok. Peki Selin. Tamam Selin. Hadi göster de bulalım şu inini. Neredeymiş? Bir dakika. Dur. Bak bakalım ormanda daireler çiziyor muymuşuz? Gel ben seni götüreceğim. Gel. Ya kendin bile bilmiyorsun. Bu tarafa bakıyorsun oraya yürüyorsun. Ne oldu? Hiç. Bir şey yok. Selin. Ne oldu? Biz buradan daha önce geçmiştik. Bir saattir aynı yerde daire çizip yine buraya geldik. Emin misin? Çok güzel. Harika. Ben demiştim işte kaybolduk. Ne yapıyorsun Selin? Bana kızmanı bekliyorum. Yani kusura bakma oturdum ama sen haklı ben haksız konuşmasını ayaktayken yapamayacağım. Böyleyken söyledim.
Ne yapıyorsun? Ya sen de hiç kusura bakma ama şu an sana kızamayacak kadar yorgunum. Bunu ertelesek olur mu? Bir ara hatırlat ama. Olur. Sen bilirsin. Diğerleri çok merak etmiştir seni. Seni de merak etmeye başlamışlardır. Sanmam. Bana pek ısınamadıklarını biliyorum çünkü. Onlara bir sebep vermedin. Sizin asıl sorununuz da bu işte. Ben onların yöneticisiyim Selin. İşlerini daha iyi yapmaları için bir sebep vermem lazım. Beni daha çok sevmeleri için değil. E tamam işte. Seni severlerse senin için daha iyi çalışırlar. Peki tamam. O zaman şöyle açıklayayım ben sana bu durumu. Onlar beni severse ben de onları severim. Ben onları seversem taviz vermeye başlarım. Taviz verdikçe de zayıflarım. Ve en zayıf olduğum anda o son darbeyi vuracak biri mutlaka çıkar. Bu yüzden yanına kimseye yaklaştırmıyorsun. Evet. Ama tüm çabalarıma rağmen biri bunu yapmayı başarıyor. Niye öyle bakıyorsun? Çünkü mantığında hata var. Niye? Seni gerçekten seven insanlar zayıf anını kollamazlar. Seni tanımayanlar bunu yapabilir. Ama tanıdıkça zayıfsan gücün olurlar. Hedefteysen süper olurlar. Sevgi böyle bir şeydir. Senin böyle büyüdüğün belli. İnsanlara bu kadar çok güvenmen etkileyici aslında, biliyor musun? Yani bu kadar açıkta durup da hiç zarar görmemen. Seni koruyup kollayan birileri hep çıkmış demek ki. Ya da sadece benden daha şanslısındır. Sana ne oldu? Neden yalnız büyümek zorunda kaldın? Gidelim mi? Peki. Oymak Bey'imiz? Ne taraftan gidiyoruz? Şu tarafı deneyelim bir de. İyi. Deneyelim bakalım. Bu arada İbo sana bayağı ısındı. Öyle kolay kolay sevmez birilerini. Mesela Burak'tan hiç hoşlanmıyor. Yoruldun mu? Yorulmadım da susadım. Demir, biz otelden bayağı uzaklaştık galiba. Ya baksana, burası avlak alanı gibi bir yer. Nereden anladın? Av kuşları var. Duymuyor musun? Selin? Öyle daha iyi duyarsın. Haklıymışsın. Sen hiç köye falan gitmedin mi? Böyle anneannenler, dedenler köyde olur. Annenler yaz tatili için seni onların yanına bırakır falan. Okuldayken köy gezilerine katılmıştım. Ekolojik köy gezilerine gönderirlerdi bizi. Hasat yaptım, su kanalı açtım. Ev bile yaptık. Sen bildiğin mevsimlik işçiymişsin. Öyleydim aslında. Görevimizi yapmak için giderdik. Görevi yapıp geri gelirdik. Ya sen köydeki asıl eğlenceyi kaçırmışsın. Köyde yaramazlık yapmak çok güzel olur. Kümesten yumurta aşırırsın. Komşunun bahçesine dalarsın. Bir dolu eğlence. Yatılı okullar da fena değildir aslında bu konuda. Tabii biz öğretmenlerin eşyalarını alıp saklardık. Kalemini falan mı? Arabasını. Hadi canım.
Müdürün arabasını kaçırıp ormanın arkasındaki koruya gömdük bir keresinde. Gestapo'nun. Evet. Demir, yalnız bu yaramazlık değil. Bildiğin suç. Farkındayım. Atılmadığım için çok şanslıyım ama. Çünkü gidecek başka bir yerim yoktu. Müdür ne dedi peki? Müdürün aldığı şekli görmen lazımdı. Tabii çıkarttırdı arabayı sonrasında. Ama sonra bize eziyet oldu. Her boş vaktimizde adamın arabasını cilalayıp parlatmak zorunda kalmıştık. O kadar kontrollüsün ki. Bunları yaptığını düşünmek bile çok garip. Dur, daha bitmedi. İlkokuldayken de yatakhaneden kaçmak için tünel kazmıştık. Düşün bak, o yaşta. Gerçi tüneli kazarken uyuyakalıp yakalanmıştık ama. Ciddi misin? Sonra öğretmenlerin odasına girip eşyalarının yerini değiştirirdik. İşte kalemler banyoya, şampuanlar buzdolabına. Hatta bir keresinde bütün ders notlarını alıp tavana bantlamıştık. Atıf Hoca yukarı bakmadığı için yarım dönen notları bulamamıştı. Ya siz çok fenaymışsınız. Biz de zamanında birilerine eziyet olduk. Gördün mü? Asu. Gel. Kimse var mı? Kimse var mı? Anahtar var mı? Baksana. Anahtar yok. Hah. Kuru kıyafet yok ama kuru battaniye var. Demir, üstündekileri çıkar da asalım kurusun. Gerek yok. Burayı ararken kurudular zaten. Ya of. Yiyecek bir şey de yok. Ne güzel. İyi ki bulduk kulübeyi. Hop 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 Selin, ne yapıyorsun? Bir sakatlık çıkaracaksın şimdi. Ver onu bana. Dur dur dur. Bir kadının baltasına asla dokunma. Selin, lütfen. Bırak ben yapayım. Tamam. Önce ustasından öğren, sonra yaparsın. Çeki bakayım oradan. Git git git. İyi. Biraz daha uzaklaş. Şöyle güvenli bölgeye git. Hah tamam, orası iyi. Önce güvenlik. İzle ve öğren. Nasıl? Oldu mu? Aferin sana. Aferin Selin. Omuzunu da çıkar, tam olsun. Hem sen etrafa bakmayacak mıydın? Of. Ben bilemedim ya. Ay senin kesin yine bir şeyler alerjin vardır. Buranın sahipleri gelince bir şeyler isteriz olmadı. Yani gelirler değil mi? Seni şöyle güvenli bölgeye alalım. Avlamıyoruz ama odun kırarken prim yapıyorsa demek. Demir. Nerede kaldın Selin? Ya biraz daha gelmeseydin aramaya başlayacaktım seni. Bak ne topladım. Bunlar ne? Böğürtlen mi? Açlıktan ölmenize izin vereceğimi düşünmemiştiniz değil mi Demir Bey? Çok naziksiniz Selin Hanım. Alayım ben onları. Uf, çok güzel görünüyorlar. Otursana.
yapmayacağım. Güzelmiş. Tatlı. Yakın oturduk. Biraz uzaklaşsak mı? Yok. İyi bence. Güzel işte. Sıcak. Tabii sen göle düştün, üşüyorsun. Vallahi ben yanıyorum ya. Gülüyor musun sen? Yok. Biraz uzaklaşmamız lazım ateşten. Lisedeyken kampa gitmiştik bir gün. Bunun iki katı ateş yakmıştık. Ben o zaman da ateşe fazla yakın durduğum için sıcaktan sızıp kalmıştım. Yandım demeyeceksin değil mi? Yok, yok yanmadım. Ama soğuktan titreyerek uyandığımda yalnız olduğumu fark ettim. Seni bırakıp gitmişler mi? Aynen öyle yapmışlar. Ertesi gün ne dediler peki? Beni kollamalarına ihtiyacım olmayacağını düşünmüşler. Sana bir şey olmadı değil mi? Yalnız uyanmamın haricinde mi? Sönmüş ateşin yanında. Soğukta titreyerek. Soğukta yalnız uyanmak çok kötü bir his. Biliyorum. Yaylaya çıktığımızda annemle babam bir şey ihtiyacımız olunca şehre inerdi. Sonra işte eşe dosta takılıp dönemezlerdi. Ben de gecenin bir yarısı tek başıma uyanırdım. Soğukta. Kocaman ahşap bir evde. Sobanın ateşi gitmiş olurdu. Böyle battaniyeye sarılıp pencerenin önüne otururdum. Bütün gece mi? Bizim yaylalı yıldızlar çok güzel görünür. Oturup onları seyrederdim. Babam hepsinin adını 100 kere söylemişti herhalde. Ama hep yerlerini unuturdum. Ben de yeni takım yıldızları bulup kafamdan onlara isim uydururdum. Ne isim vermiştin yıldızlara hatırlıyor musun? Bir bakalım. Şu yıldızı görüyor musun parlak olanı? Bak sağından 4 tane yıldız iniyor aşağı doğru. Evet. Büyük ayı. Robin takım yıldızı. Robin? O zamanki köpeğimizin adı. Bak şuradaki parlak yıldızı görüyor musun? Hangisi? Bak tam dalın ucunda. Şu mu? Evet. Gördüm. Böyle solunda daire yapıyor. 5 tane yıldız var. Evet. O da Selin sever yıldız kümesi. Güzelmiş. Peki bana yıldız bıraktın mı gökyüzünde? Yoksa hepsi sahiplenildi mi çoktan? Çok nadir bulabildiğim bir yıldız kümesi var.
sonsuzluk işareti gibi. Yan yanalar. Ona bir isim koymamıştım. Demir Erendil. Yakışır bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.